Sayın Kaynar, gün boyu tartışacağız. İçerik tartışacağız. Bu yasa niye rica ediyorum. Usul ilişki fikrinizi söyleyin. Eşlerine niye bu yasaya ihtiyaç duyuldu? Sayın Başkan. Bu yasada bir şey yok. Bu yasada sadece çevrelerinin masraflarını karşılamakla alakalı bu yasa. Ne var? Ne var yasa? Yasa getiremeyecek miyiz? Her gelen yasa borcunu kaldırmak için mi geliyor? Nasıl bir yaklaşımdır bu? Vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğu için bu yasa geliyor. Kameraları gönderecekler mi başlayacak mı Sayın Başkanım? Sayın Başkanım, o sözlerini geri alsın Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, sözlerini geri alsın Sayın Paylan. Bölücülükle başlayalım. Aynen katılıyorum Uğur Bey'e. Eşit Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 milyonu eşit vatandaş. Neyiz biz bu şekilde farklı düşünemeyiz? Biz eşit olsa cami ile cemeviye eşit olsa bu yasa buraya gelir miydi Sayın Başkan? Farklı talepleri olabilir, bu farklılıkları karşılamakta. Sayın Başkan, adaletli yaklaşın lütfen. Adaletli yaklaşın. Buradan bakın. Hareketle. Siz, ben Uğur Bey'i tutuyorum, Uğur Bey'in tarafındayım diyemezsiniz. Siz bu komisyonun başkanısınız. Bu temel bir konu. Kusura bakmayın. Eşit vatandaşlarımız. Cami, cemevi. Bütün vatandaşlarımız eşittir. Ama vatandaşlarımızın demokratik talepleri elbette. Ama bakın usulü aştınız ve bu şeye siz yol açtınız. Siz bu tartışmaya yol açtınız. Aştınız. Ne diyeceğimi bilmiyorsunuz. Çok yargısal ifadelerde bulundunuz. İçeriye girdiniz. Sayın Başkan. Usul tartışmasını açtınız. Oturumu 5 dakika kapatıyorum. Sayın Başkanım, tutanakları isteyelim. Bölücülük yaptı, tutanakları geçtirdiniz. Yaptım tutanakları ama. Tutanakları isteyin Sayın Başkanım. Ve özür dilerim. Tutanakları isteyin Sayın Başkanım. Hukuka aykırı konuşuyorsunuz. Evet, kameralara da teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorsunuz Sayın Başkan? Neye göre teşekkür ediyorsunuz mesela? Her zaman usulden soru çıkarırken niye şimdi çıkarıyorsunuz? Siz usulü bozdunuz. Hayır bozmadım. Ya ağzımı açmadım daha. İlk cümlemde kestiniz ya. Sayın Başkan. Tekrar hep çıkıyorlar. Usulü beklemediği bir şey yok. Ben bir müsamaha gösteriyordum. Bundan sonra onu da yapmayacağım. Teşekkür ediyorum. Burada Türkiye'nin en temel meselesini konuşuyoruz Sayın Başkan. Yani bu zaten plan bütçenin konusu değil. Ama maalesef burada bu konuyu konuşmak zorunda kalıyoruz. Ya baş bölücü sensin, bırak Allah'ını seversen ya. Ne bölücülük yapmışım ya? Eşit yurttaşlık istiyorum senin. Tutanakları istiyoruz Sayın Paylan. Tutanakları istiyoruz. Senin söylediğinden haberi yok demek. Konuşmadan haberi yok senin. Söylediğin sözleri kulağınız olsun. Ne dedi? Söyle bak. Ne dedi ya? Ben tekrar çabuk. Evet. Hadi söyle ne dedi yani? Eşit yurttaş değiliz dedi. Eşit yurttaş değil. Sayın Paylan'ı daha dinlemedim. Ya daha ağzımı açtım. Kim nesini duydunuz? Her zaman ağzını açtım. Kim nesini duydunuz? Tabii kim nesini yapıyoruz. Tam tutanağımız var. Yazılı basın burada. Sayın Başkan daha ağzını... Kimseden gizli saklı bir şeyimiz yok. Ağzımı açtım. Ama nereden biliyorsunuz? İçeri konuşuyorsunuz. İçeri konuşmuyorum. Girişimi gerekçemi söyleyeceğim. Usul hakkında içerik kameralar varken içerik konuşmak istiyorsunuz. Bu Sayın Başkan kameraları çıkarmayın o zaman. Bu sorumuzun tartışma tarzı. Yerleşik usulümüz. Yerleşik usulümüz. Basını çağırın. İstediğiniz sözleri söyleyin. Komisyonunuzun bir çalışma usulü var. Siz de değişinceye kadar sahip çıkmak durumundasınız. Tamamen sahip çıkıyorum başkanım. Buyurun. Farkında değilsiniz galiba. Yani eşit yurttaşlık meselesini plan bütçe komisyonunda görüşü düşünmemeli diyeceğim. Son söyleyeceğim başa çekmiş oldum müdahaleniz nedeniyle. Çünkü Türk çok kültürlüyüz. Ama eşit yurttaş değiliz. İlk söylediğiniz bakın farklı bir komisyonla görüşmeli misin? Tamam. Başlayamazsınız. Bölücü sizsiniz. Bölücülük yapıyorsunuz. Ayrımcı sizsiniz.